Merhaba arkadaşlar, ben Şerif The Broker. Şerif Bey, ilk satışımı yapamadım, nasıl yapabilirim? Satışları daha iyi nasıl hale getirebilirim? Bununla alakalı hep mesajlara cevap veriyorum ama bunun için özel bir video çekmek istedim. O yüzden bu videonun konusu ilk satış sorunsalı. Ama şunu söyleyeyim, ilk satış heyecanı hiçbir zaman bitmiyor. Ben halen binlerce satışa aracılık yapmış olmama rağmen 1001. satışta bile hala o sorunsal devam ediyor. O yüzden kendimizi geliştirmeye hiçbir zaman durmamamız gerekiyor. Bir numaralı konu ağ kurma, network. İlgili sektör veya bölgede diğer profesyoneller, müşteriler ve potansiyel müşterilere iletişim kurmak ve ilişkiler geliştirmek. Bunun için kendi çevreniz, emlak sektöründeki insanlar, aynı portföye sahip olan diğer emlak profesyonelleri veya bu gayrimenkulü satın alabilecek yeni insanlar, sürekli yeni insanlara tanışıp bunu geliştirmeniz lazım. İkinci konu, müşteriyi buldunuz, müşterinin analizi. Müşterinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamak ve bu doğrultuda hizmet sunmak. Yapılan yanlışların en büyüğü emlakçılarda genel olarak gördüğü çok konuşmak bir başarı değil veya müşteri anlamanızı sağlamaz. Çok konuşmanızdan daha ziyade sorular sorarak müşterinin konuşmasını sağlayarak analiz etmeniz çok değerli. Müşterilerin beklentilerini anlamak ve bu beklentilere uygun çözüm sunmak satışlarınızı kesinlikle artıracaktır. Üçüncü konu içerik üretimi. Biliyorum günlük hayatta çok yoğunsunuz. Sürekli satış yapmaya çalışıyorsunuz. Yeni bir şey geliştirmeye çalışıyorsunuz ama içerik üretmekten de vazgeçmeyin. Sürekli içerik üretmek sizi geliştirecektir. İlgili emlaklar hakkında detaylı bilgi sunan Reels, Story, YouTube, web site, blog yazıları, video tanıtımları ve sosyal medya paylaşımları gibi içerik oluşturmanız çok değerli. Hiçbir mecrayı kaçırmayın. Birinden gelmez demeyin. İşte ne bileyim TikTok başarısız demeyin. Instagram'da nasıl insan bulacağım demeyin. Hepsine uygun içeriklerinizi geliştirin. Bu sizi zaten başlı başına yoğun bir insan haline getirecektir. Dördüncü konu pazarlama stratejileri. Bir önceki bahsettiğim konu da aslında bu stratejilerden birisi ama satış oranı arttırmak için pazarlama stratejileri kullanın. Web siteniz olsun. Bunu pazarlamaya çalışın. Sadece ilan sitelerine bağlı kalmayın. Tabii ki o da olsun ama bütün mecraları kullanmaya çalışın. Beşinci, müşteri hizmetleri. En büyük yatırım mutlu müşteriler. Müşterilerle yakın ve düzenli iletişim kurmak ve ihtiyaçlarını hızlı ve etkili bir şekilde cevap vermek. Bu satış anına kadar değil, satıştan sonra da sürekli yapmanız gereken bir konu. Altıncı, referanslar ve müşteri memnuniyeti. Beşinci de müşteriniz memnunsa altıncıda referans almanız mümkün. Memnun müşterilerin referanslarını almak ve müşteri memnuniyetini korumak size sonsuz bir gelir sağlayacaktır. Müşteri portföyünü genişletmek. Bu arada arkadaşlar bunların hepsi birbirine bağlı. Yani müşteri mutlu, referans getirdi. Bu şekilde müşteri portföyünü de genişletebilirsiniz. Yeni müşteriler bulmak, mevcut müşterilerin referanslarını kullanmak ve müşteri hizmetlerinin iyileştirmesini satışları artırabilir. Bu böyle dağ gibi. Memnun müşteriler varsa, müşteri portföyünüz varsa o dağ uzayarak gidecek. Pazarlama çalışmalarını güçlendirmek. Dijital pazarlama, sosyal medya reklamları, posta ve e-posta listeleri, pazar araştırması gibi pazarlama araçlarını kullanarak satışları artırabilirsiniz. Ayrıca etkinlikler ve katılım faaliyetleri düzenlemek de müşterileri potansiyel olarak hedefleyebilirsiniz. Gayrimenkul portföyünüze göre ona uygun etkinliklere katılmaya çalışın. Yalılar pazarlıyorsanız ona göre resim sergilerine gidin. O gayrimenkul alabilecek insanların gittiği yerlere gidin. Oralarda vakit geçirmeye çalışın. 9. Emlak sektöründeki son trendleri ve gelişmeleri takip etmek. Emlak piyasasındaki değişiklikleri ve müşteri ihtiyaçlarını anlamak satışlarınızı artırabilir. Çünkü sizin müşterileriniz başka sektörlerden, günün yoğunluğundan sektörü takip edemediği için onlara bilgi akışı sağlamanız çok değerli. Bu da sizi danışman olarak kullanmalarını sağlayacaktır. 10. maddemiz profesyonel eğitim ve gelişim. Emlak danışmanı olarak kendinizi geliştirmek ve pazar bilgisini güncellemek satışlarınızı artıracaktır. Sürekli eğitimden vazgeçmeyin. Yeni eğitimlere katılın. Bilseniz dahi yeni bir eğitimde eskiden öğrendiğiniz konuları pekiştirerek sizi daha heyecanlı hale getirebilir. 11. konu işbirlikleri. Hiçbir zaman emlakçıları sizin rakibiniz veya düşmanınız olarak görmeyin. Bütün emlakçıları sizin iş ortağınız olarak görürseniz başarılı hale gelebilirsiniz. Başka emlak danışmanları, müteahhit ve müteahhitlik şirketleriyle işbirliği yapabilirsiniz. Böylece müşterilere daha fazla hepsinin içeriğini sunabilirsiniz ve daha fazla satış yapabilirsiniz. 12. maddemiz uygun fiyat belirleme. Emlak piyasasını iyi analiz etmeniz ve evler için uygun fiyat belirlemeniz karşı taraftan aldığınız portföyü daha hızlı satmanızı sağlayacaktır. Çok yüksek bir fiyat belirlerseniz o portföy elinizde çok uzun süre durur ve satıcı da memnun olmaz. Satamazsınız da bir şey de kazanamazsınız. Düşük fiyat evi hızlı bir şekilde satmanıza yardımcı olabilir. Aynı zamanda evin değerini de düşürmeden bunu yapmanız lazım. Çok hızlı anlattım ama bu maddeler çok değerli. Her madde detaylı bir şekilde açılabilir, daha büyük şekilde anlatılabilir. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz.